Ay. Çok komik. Ne gülüyorsun Melda? Gülme. Ama çok komiktin ya. Selda. Ne yapayım, ben senin gibi değilim. Kıskançlığımı gizleyemiyorum. Selda, ben kimseyi kıskanmadım ki. Bak şimdi bile gizliyorsun kıskançlığını. Selda hala, Melda hala. Saat şu anda 4 ve 6'ya kadar. Şu kalem ve şu defterle bir yemek yapmam gerekiyor. Ya lütfen. Yoksa sihir kullanma ehliyetimi kaybedeceğim. Hayatım, aç bakayım sen şu defterin içindeki tarif işe yarayacak mı? Bak. Aa, ne tarifiymiş? Ya Şükrü Hanım'a tarif yazdırdım. O yemekten çok iyi anlıyor ya. Hani belki işe yarar diye. Selda, nasıl yaparsın bunu? Biz seninle anlaşmamış mıydık? Zorunlu olmadıkça Şükran Hanım'ı bu evden içeriye almayacağız diye. Kurcalamadığı alet, karıştırmadığı yer kalmıyor. Ay, bir şey fark edecek diye ödüm kopuyor vallahi. Ay tamam Melda, tamam. Ben çok dikkat ediyorum, hiç merak etme. Yani ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu evle ilgili en ufak bir gariplik yakalayamayacak. İşimize yarar mı Şükrü Hanım'ın tarifi? Ya şu durumda hayır. Çünkü eksik kalmış. Hem ayrıca bu niye bir sayfa? Aa, dur bakayım. Bak, bu bir ipucu olabilir. Alo? Aa, Berin teyze. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Tabii tabii, buradalar. Ya ben yokum, ben yokum. Veriyorum. İkinizden birini istiyor. Sen konuş. Hayır, sen. Sen konuş. Artık biriniz konuşun ama. Alo, Berrinciğim. En sevdiğim kuzenim. Nasılsın? Ne diyor? O kadar merak ediyorsan kendin baksaydın. Hah, umurumdaydı sanki. Nasıl? Ay bilmem. Bir sorayım. Ayşegül, hani Berin'in kızı Berrak vardı. Hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum? Şu canını sıkan insanları kavanoza tıkan kuzenim. Seni çok özlemiş, birkaç saatliğine gelmek istiyormuş. Olur, gelsin. Hayır. Ya gelsin canım. Hayır. Ben zaten bütün gün evdeyim. Şifreyi çözmem lazım. Ne güzel, kuzen kuzene eğleniriz. Hayır. Gelsin. Hayır. Bir saniye Berin'cim. Ayşegül ajandasına bakıyor da önümüzdeki birkaç saat için boş mu? Boşum boşum. Sabırsızlıkla da bekliyorum. Oldu, görüşürüz. Öptüm. Ayşegül ne yaptın? Kuzenimi eve davet ettim. Hem siz değil misiniz ailenin ne kadar önemli ve değerli bir şey olduğunu söyleyen? Ben de kuzenimle kaynaşmak istiyorum. Hem Berin teyze Berrak da çok eğleneceğimizi söyledi. İyi, iyi eğlenceler. Şimdiden eğlenmeye başladınız bile. Ya bunu ta oradan yapabiliyor mu? O taraftan bunu yapabiliyorsa bu taraftan neler yapabileceğini bir hayal et bakalım. Yok, hayır. Ben odama gidiyorum ve Berrak gidene kadar da odamdan çıkmıyorum. Ben deli miyim? Ben de odama gidiyorum. Ama şifreyi ben tek başıma mı çözeceğim? Ya. Tek sayfalık bir defterle ve bir kalemle ne yemek yapılır? Yapsan da kim yer? Ayşegül Hanım. Aa, buyurun benim. Berin Hanım, kızı Berrak size elden vermemi istedi. Hoş geldin Berrak. Ben sıkıldım, hadi beni eğlendir. Ne yapıyorsun? Ay aman, senin ne nazik canın varmış. Ya yolculuk sırasında umarım size rahatsızlık vermemiştir. İner inmez istifamı verdim. Ferit Hava Yolları, Ferit Air hayırlı uçuşlar diler. Halamların söylediği sözü dinlese miydim acaba? Aman! Aman! Sağa sola çarptırma! O benim dünyadaki en
Berrak, ne var bunun içinde böyle? O benim oyuncak sandığım. Çok yoruldum vallahi. Ne yapıyorsun sen? Hiç. SMS'lerine bakıyorum. Aşk, meşk durumları var mı? Lütfen özelliğime girme. Ver bakayım o telefonu. Vermiyorum. Sana ver diyorum. Vermiyorum. Ne haber Duman? Eyvah, gördü beni, şimdi yandık. Hadi benimle oyun oyna. Ben oyun oynamayı bıraktım Berrak. Kendimi sanata verdim ha. Ben zaten senin gibi küçük şeylerle oynamam. Ben büyük oyuncaklarla oynarım. Mesela... Duman! Berrak, hadi bakayım sen biraz oyuncaklarınla oyna. Benim aşağıda halletmem gereken işlerim var. Duman, Berrak sana emanet. Of of, yani beni naylon poşete koyup pencereden aşağı atsan daha iyi de. Hiçbir şey bulamıyorum. Halamlar da inat ettiler, tam zamanında odadan çıkmıyorlar. Ya ne yapacağım ben? Oynadım, oynadım, sıkıldım. Hadi beni eğlendir. Ya olmaz Berrak, işim var. Ya bana ne ya, işini bırak benimle oyna. Ya Berrak olmaz, işim var. Hadi sen biraz televizyon seyret. Berrak? Benimle oyna dedim. Ne işin var senin orada? Açık o televizyondan. Ama ben oyun oynamak istiyorum. Aa, yeni oyuncaklar geldi. Ya Berrak dur. 2 dakika rahat dur ya. Bak, komşularımız gelmiş. Hadi benimle oynayın. Ne? Benimle oynayın dedim. Yoksa ben sizi oynatmasını bilirim. Tanıştırayım. Kuzenim Berrak. Bunlar da komşularımız. Tahsin amca, Şükran teyze. Ayşegülcüm, kusura bakma rahatsız ettik sizi ama merak ettik. Bir hal hatır soralım dedik. İyi yapmışsınız, iyi. Siz şöyle oturun. Ben Berrak'ı odasına kadar götüreyim. Yürü Berrak, yürü. Şükran, niye beni buraya kadar yoruyorsun? Ha? Onlar da senin benim gibi insan. Niye karıştırıyorsun? Tahsin, ne diyorum sana? Havlu oynuyordu. Önce yüzümü kuruladı, ondan sonra terimi sildi. Yürü bak kendin gör. Ah Şükran, ah, yiyorsun adamları. İşte böyle ondan sonra. Görüyor musun Tahsin? Görüyorum Şükran. Bir şeyler yap Tahsin, git al onu. Alamam Şükran, korkuyorum diyorum. Ben sana söylemiştim değil mi bu evde bir gariplik var diye? Evet, söylemişti Şükran. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.